Merhaba sevgili dostlar. Bugün Samsun Çırakman köyündeyiz yine. Arkadaşım Salim Karaman. Merhaba. Evet arkadaşlar. Hava harika, bir hava var bugün. Salim'in köpekleri. Şu havaya bakın, çok güzel. Gelirken Samsun'dan aşağılar sis arkadaşlar. Biz biraz yukarıdayız. Sis görmüyoruz şu anda. Evet, bugün karşı bahçeye gideceğiz. Oralarda biraz işlerimiz var. Salim'in tavukları. Gayet doğal yumurtalar olan harika bir çiftlik. Arkadaşlar, kocaymış ağacı. Arkadaşlar şöyle büyük bir saksıya dikmiş. Tabi bunların çoğu yanmış bu sene. Şu şekilde. Evet, bakın meyvesi olan da burada. Bazıları. Hatta çiçekli olanlar bile var şu şekilde. Bunlar Ekim ayını bekleyecek. Ekim Kasım gibi olmaya başlar arkadaşlar. Arkadaşımızın kaktüsleri adadan getirdi arkadaşlar. Şu şekilde. Gayet güzel büyüdü. İnşallah meyvesini de görür. Karşı bahçede meyvesini tattık biz. Bu şekilde arkadaşlar, bakın. Harika bitkiler var. Kaymak ağacı, fecoa da deniyor arkadaşlar. Çok hassas dalları bunların. Rüzgarda, karda tez kırılabiliyor. Evet, şu anda gelişimi iyi. Büyümeye başlamış arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Karaman çiftliğinin karşı bahçesindeyiz. Burada deveci armudu. Kimisinde arkadaşımız deveci hastalandığı için Japon armudu, nashi dedikleri, ona çevirdi. Ve bu şekilde aşlıyor. Çok güzel budamasını yapmış. Bahçesi harika. Evet, biz şimdi arkadaşımın diktiği yomra fındık. Tek dal. Bunun diplerini alıyor. Tek dala bırak. Tek dal bırakıp bu şekilde büyütecek. Bu şekilde yaklaşık 250-300 adet fidanı var. Yomra fındı. Budamalarını gerçekleştirmiş arkadaşımız. Bu şekilde. Bunları öğütme makinesi var. Bunları öğütüp toprağa karıştıracak arkadaşlar. Doğal gübre. Arkadaşımız Salim şu anda gördüğünüz gibi yomra fındığının ocağın dibini temizliyor. Tek dal bırakıyor arkadaşlar. O şekilde şurada da var. Dikimleri var. Bunları tek dala düşecek arkadaşlar. Tek daldan yomra fındığı alacak inşallah. Evet, şu karşısı yer değirmeni var, tarihi arkadaşlar şurada. Çırakman Mahallesi burası, Samsun Tekkeköy Çırakman Mahallesi. Bu da kızılcık meyvesi. Şu anda çiçeklerini yeni döküyor. Evet. Çok büyük bir ağaç. Şöyle göstereyim gövdesini. Yaşını siz hesap edin. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, şimdi yomra fındığımızın gövdesine domuz gelmemesi için, yani bunun kabuklarını soyuyor domuz. Onun için bir karışım var. Artık ne kadar etkili bakacağız, test etmiş olacağız. Onun sürümünü yapıyoruz. Gövdeye bu şekilde sürüp bırakıyoruz. Bunun kokusuna gelmiyormuş. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış test edilmiş olacak. Arkadaşlar,
Arkadaşımızın eldeki makas şey değil mi bu? Şarjla. Evet. Orak SC30. Evet. Bakın arkadaşlar, fındık ışkınına ne kadar güzel diyor. Bak görüyor musunuz? Uğraşıyoruz fındık bıçağıyla. Hiç uğraşmaya gerek yok yani. Gayet hızlı bakın. Vallahi. Teknolojiye ayak uydurmak lazım yani. Kol da yorulmaz. Gayet güzel alıyor. Salim ne kadar gidiyor bunun şarjı? Bir gün gidiyor. Bir gün gidiyormuş arkadaşlar. Ama bayağı iş yapar bu. Seninle 8'de çıktık geldik. Evet. Dün de çalışmıştım ben bunu. Dün de çalıştın. Aynı makasla çalışıyor. Gayet de iyi yani, şarj bataryası da iyi. %5, 7 de var. %5 gösteriyor mesela birkaç saattir. %5 gösterdi herhalde. Belki kalın dala vurmadığım için. Evet. Hala daha bitmedi yani. Harika. Kalın dala vursam %5 şarjda belki şey yapar. Anladım. Etkileyebilir ama şu an sıkıntı yok. Yani fındık ışkını arkadaşlar bu şekilde alabilirsiniz. Çok büyük kolaylık. Yani ileride almak lazım yani. Aslında ileride bile bırakmamak lazım bu teknolojiyi. Enflasyonu fazla geçiyor. Aynen aynen. Çünkü yerinde durmuyor bunun fiyatı. Şu anda yaklaşık arkadaşımız aldığı zaman 3,5 liraya mı aldın Salim? O fiyatlarda mı civarı? O civardaydı. Şu anda Allah bilir kaç lira. Evet arkadaşlar, bu şekilde fındık ocağının dibini gayet tertemiz yapıyor. Tavsiye edilir. Arkadaşlar, bahçe işiyle uğraşırken kaldırığa rast geldik. Bazı yerde tabii ki isimleri farklı. Biz kaldırıp deriz. Ordu, Samsun. Bu şekilde harika kavurması olur. Kavurup kavurup yiyin. Turşusu da harika tabii. Bir de daha yeni başlamışlar açmayı. Tabii ki. Taptaze. Çiçekleri yarı tam açmamış bile hatta. Evet. Daha yeni yeni. Aynen. Harika. Bunu da öyle. Top yiyelim. Abi cennet ya burası. Evet, kamerada belli almış. Kamerada belli olmayabilir. Öteye doğru dolu. Evet, evet, dolu. Şu yukarılar özellikle. Bayağı bir toplayacağız. Çok güzel oluyor çünkü. Sirkeleyelim ki kanca manca kalmıyor. Evet. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi kaldırı topladık. Bize bu kadarlık yeter. Bugün Haraman çiftliğinde arkadaşlar yomra fındığının dibini arkadaşımız temizledi. Ondan sonra domuza karşı bir karışım sürdük. Bakalım ne kadar etkili olacak. Etkili olacak. Bunu hallettik. Ondan sonra gördüğünüz gibi güzel bir hava. Hem Ramazan günü bizi hiç bunaltmadı çok şükür. Bu şekilde Haraman çiftliğindeki gezimiz bitti. İnşallah bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar.